Merhaba arkadaşlar. Yeni bir TYT denemesiyle beraberiz. Ekranda gördüğünüz defterler ve soru bankası arkadaşlar. Benim kendi yayınlarım. Yani 9, 10, 11 sınıflar ile TYT, AYT için arkadaşlar. Konu anlatım defterleri ile TYT ve AYT soru bankaları bulunmakta. İhtiyacı olan arkadaşlar yardımcı olmak isterim. Ancak şu an için tek gönderim yapamıyorum. En azından 4-5 tane isterseniz bu şekilde yardımcı olabilirim. Evet, birinci sorumuz yukarıda verilen bilgiler coğrafyanın hangi alt dalı ile ilgilidir diye bir sorumuz var. Yer şekillerin oluşum sürecini ve dağılışını inceler. Yer şekiller dedim arkadaşlar, jeomorfoloji aklımıza gelecek. Jeomorfoloji hemen doğrudan B şıkkını ne yaptık? Bulduk. Kartografya biliyorsun harita bilgisi, jeoloji yer bilimi, litoloji taş bilimi gibi bilim dallarından yararlanır. Yani bunlar yardımcı bilim dalları. Evet, diğerlerine bakalım arkadaşlar. Hidrografya suları incelen coğrafya bilim dalıdır. Bunun alt dalları var. Mesela akarsuları incelen potomoloji, gölleri inceleyen limnoloji, deniz ve okyanusları inceleyen osenografya, yeraltı sularını inceleyen hidrojeoloji gibi alt bilim dallarda bulunmakta. Klimatoloji iklim bilimi demek. Bunun da alt bilim dalı meteoroloji, hava durumunu inceleyen bilim. Demografi nüfus bilimi, demografi nüfus bilimi, biyocoğrafyada canlıları inceleyen bilim. Bunlardan hayvanları inceleyen zooloji, bitkileri inceleyen botanik. Yukarıda haritada taranarak gösterilen bölgelerden hangisi dünyanın az yağış alan bölgelerinden biri değildir diyor. Evet, bakalım arkadaşlar. Şimdi şu bir numaralı yer Meksika ABD sınırında Arizona çölü. Burayı bilmekte fayda var. İki numaralı yer Grönland adası iç kesimleri, burada kutup iklimi. Kutuplarda sıcaklık düşük olduğundan buharlaşma azdır. Dolayısıyla yağış azdır. Yağış azlığından dolayı kutup iklimine biz soğuk çöl diyoruz. 3 numaralı yer arkadaşlar Moğolistan'da Gobi çölü var. 5 numaralı yer biraz önceki denemede de çıkmıştı. Avustralya'nın orta sobası çöl. Ne demiştik? Gibson ve Victoria çölü demiştik. Evet. Şu 4 numaralı yer arkadaşlar yine Körfez çevresi veya Kongo havzasına yakın bir yer. Burası Ekvator'da. Ekvator'da yağış miktarı fazladır. Demek doğru cevap 4 olacak. Yukarıdaki doğal özelliklere göre oluşturulan bölgelerden hangisinin sınırları insan müdahalesi ile kısa sürede değişebilmektedir diyor. Burada arkadaşlar doğal bitki örtüsünü değiştirmek kolaydır. Mesela ağaçsız bir yerde ağaç yetiştirirsen değişir. Veya mevcut ağaçları kesersen değişir. Evet, bu kesinlikle değişir. Yer şekilleri kolay kolay değişmez. Yani insan müdahalesiyle biz dağları, ovaları ne yapamayız? Değiştiremeyiz. Toprağı değiştiremeyiz. Hidrografiyi değiştiremeyiz. Yani burada en kısa sürede değişecek olan yalnız birdir arkadaşlar. Türkiye nüfusun yakın geleceğiyle ilgili olarak yargılarına hangilerin gerçekleşmesi beklenmektedir? Arkadaşlar nüfus artış hızı sürekli düşmekte, artacaktır diyor olmaz. Hatta 2019'da nüfus artış hızımız binde 13,9 iken 2020 yılında binde 5,5'e kadar düşmüş. Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artışı gerçekleşti. Ortanca yaş arkadaşlar yükselecektir. Ortanca yaş şu, nüfusu yeni doğandan en yaşlıya kadar olan nüfusu yaşına göre sıraladığımızda tam ortada olan yaş ortanca yaştır. Nüfusun yarısı o yaştan küçük, diğer yarısı o yaştan büyük demektir. Bizim Türkiye'de ortalama insan ömrü uzadığından ortanca yaş gittikçe ne yapmakta? Yükselmekte. Arkadaşlar nüfus artış hızı düştüğü için genç nüfus oranı azalacak. Evet, bu
olmayacak. Yaşlı nüfus oran artacak. Evet, bu olacak. Gerçekleşmesi bekleniyor. Demek ki 2 ile 4 arkadaşlar gerçekleşmesi beklenenler. Buna göre uydu ve hava fotoğrafları aşağıda verilen doğal afetlerde hangisinin gelişim evrelerini takip etmede kullanılmamaktadır? Böyle bir soru hiç gelmedi, bekliyorum. Uzaktan algılama, yer ile bir bağlantı olmaksızın uzaktan o yere ait çeşitli verilerin elde edilmesidir. Bu veriler genellikle uçaktan çekilen hava fotoğrafları, insansız hava araçlarından elde edilen bilgiler veya uydu görüntü şeklinde elde edilir. Arkadaşlar volkanik faaliyetlerin seyrini izleyebiliriz uzaktan algılamayla. Sel ve taşkınları izleyebiliriz. Fırtına, kasırga nerelere doğru ilerliyor bunu izleyebiliriz. Çığ olayı da izlenir. Erozyon arkadaşlar yavaş gerçekleşen bir doğal afettir. Bunu izleme gibi bir durum ortaya çıkmaz. Evet. Doğru cevap Edirne. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.